Selin. Ben de Pelin. Evet, bu bizim ilk videomuz. Aynen, bu bizim ilk videomuz. Sürekli bir şeyler yaptığımız için evde artık video çekmenin zamanı geldi dedik. Ve evet. Ne yapıyoruz Pelin bu videoda? Evet, bugün bu videomuzda ne yapıyoruz? IKEA'dan aldığımız kılık modelinde üçlü bir kanepe yapıyoruz. Kurulumunu yapacağız. Daha önce burada üçlü bir koltuğumuz vardı ama o bize çekyat hatta aynen çok büyük geliyordu. Ve spor modeli yoktu. Böyle spor model bir kanepe istedik. Ve IKEA'ya gittik. Şimdi evet. Onu kuracağız. Evet. Bu ilk videomuz olduğu için yanlış söylemler olmuşsa kusurumuza bakmayın. Bu şekilde. Hadi başlayalım. Görüşürüz. Arkadaşlar, kitapçıkta ilk olarak kanepenin oturma iskeleti ile dayanma iskeletini birleştirmemiz söyleniyor. İskeleti birleştirmek için 4 adet uzun vida, 4 adet metal halka, 4 adet somun kullanıyoruz. Sıralaması da şu şekilde. İlk olarak vidaları takıyoruz. Sonra metal halkaları, en son olarak da somunları koyuyoruz ve IKEA'nın vermiş olduğu aparat yardımıyla da bunları sıkarak yerine oturtuyoruz. Kanepemizin kollarını takmadan önce iskeletin kılıfının geçirilmesi gerekiyor. Bu önemli bir nokta arkadaşlar. İskeletin kılıfı ve kol kılıfları cırt cırtlı takılıyor.
Ama kolay ve cırtcırtlar sağlam. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Biz denedik, gördük. Ve istediğimiz zaman kılıf değişimi yapabilmemiz hoşumuza gitti. Yıkamak istediğimizde de rahatlıkla bu kılıfları çıkartıp cırtcırtından yıkayabiliyoruz. Bizim seçtiğimiz kumaş yıkanabilen değil de kuru temizlemeye gönderip temizlenen kumaşmış. Ama diğer kılıf seçenekleri de mevcut IKEA'da. Biz bu rengi ve kumaş cinsini beğendiğimiz için aldık. Farklı renkler ve yıkanabilen kumaşlar da mevcut. Onları incelersiniz alırken. Kanepenin kolları için de yine aynı şekilde vida, somun ve halka kullanıyorsunuz. Ama bu kez vidalar biraz daha farklı iskelete göre. Bu vidaların başı yok. Yani biz öyle bir isim taktık. Başsız vida dedik bunlara. Tam olarak ismi nasıl bilmiyoruz ama başsız vidalar, halkalar ve somunlar kullanılıyor. Her kol için 4 vida, 4 somun, 4 halka takıyoruz bu aşamada. Kanepeyi seçme sebeplerimizden birisi de IKEA'da bazı ürünlerinde olan özelliklerden bu kanepede de mevcut. Yani şu şekilde biz bu kanepeyi daha sonra uzanma koltuğu alıp birleştirebiliyoruz ve L oluşturabiliyoruz. Kanepe hakkında bilgileri aşağıda açıklama kısmına ekliyoruz ve linkini de paylaşacağız. Oradan da bakabilirsiniz. Thank you.
Kanepenin kurulumu kolaydı. Yalnız size bir tavsiyemiz var. Bir kişi değil de iki kişiyle birlikte yaparsanız daha rahatlıkla yaparsınız. Çünkü iskelet kısmı kullanılan malzemelerden dolayı biraz ağır. Evet, kanepemizin kurulumunu bitirdik. Şimdi üzerinde rahat rahat oturuyoruz. Çok rahat ve konforlu bir kanepeymiş. Evet, çok sevdik. Aynen, pofidik yastıkları var. Aynen. Dün kanepemiz biraz geç geldi. O yüzden videomuzun ilk kısımlarını gün ışığında çekebildik. Ama sonrasında lambada ışığında devam ettik. Mecbur kaldık yani. Evet, belki bazılarınız hani neden gece olduğunda devam ettiniz, diğer gün ışığında da çekebilirdiniz kalan kısmını diyebilir ama biz açıkçası bir an önce bitirip oturmak istedik. Üstünde biraz keyif yapmak istedik. O yüzden aynı gün tamamladık. Kanepeden bahsedecek olursak bu dayanma minderleri sadece geliyor. Biz bunları evde olan küçük böyle yastıklarımızla kombin yapmak istedik. Aynen böyle. Siz de belki bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Renkleri belki hoşunuza gider, fikir olur. Videoyu izlediğimizde komik anlara da denk geldik, karelere denk geldik. Bunları da paylaşmak istiyoruz sizlerle. Instagram hesabımıza koyacağız bunları, bu kareleri. Videomuzu beğendiyseniz, iyi bir fikir diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. İki Sikiler videolarından görüşmek üzere.